Efendim doğru bakış, doğru tercihten iyi akşamlar hepinize. Bugün çok değerli bir konumla birlikteyim. Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz şu anda bizimle birlikte olacağız. Aynı zamanda Diyarbakır 1. Sıra Milletvekili adayı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Kemal Bey. Çok teşekkür ederim. Tabii sohbete geçmeden önce isterseniz bu seçim dönemiyle ilgili yaptığınız gezilerle başlayabiliriz. Evet, Diyarbakır büyük bir coğrafyaya sahip. Evet. Her biri birbirinden değerli, ilçeleri var. Biz ilk çalışmalarımıza ilçelerden başladık. Önce tabii merkez ilçeleri gezdik. Daha sonra son iki gündür çevreden, ilçelerden gezilerimiz oluyor. Önce dün Eğil, Dicle ve Hani hattını tamamladık. Bugün de Ergani, Çermik, Çüngüş'ü ziyaret ettik. Her gittiğimiz ilçede aynı zamanda kaymakamlığa uğrayıp oradan da bir briefing alıyoruz doğrusu. İlçenin meseleleri nedir, sorunları nedir? Geleceğe dönük projeleri, fikirleri nelerdir? Bunları derliyoruz. Ayrıca bir taraftan da seçim çalışmalarımızı yapıyoruz. Seçim bürolarımızı açıyoruz. Varsa belediyelerimizle tabii görüşüyoruz. AK Partililerle görüşüyoruz. Ayrıca esnafı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Sokakta doğrusu görünmeye çalışıyoruz. Böyle yoğun bir çalışmamız var. Peki. Ve buradan Diyarbakırlılara, bütün bu ilçelerdeki insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Evet. Çok güzel, sıcak bir havada seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tepkiler nasıl diye soracaktım ama gerçi sıcak olduğunu söylediniz. Yani ben doğrusu çok sıcak bir ortam buldum. Diyarbakır coğrafyası bizim zaten yabancısı olduğumuz bir coğrafya değil. Evet. Kendimi doğrusu ben evimde hissediyorum. Evet. Benim dedem de uzun yıllar Çermik'te yaşamış. Babam evet. Burada doğup büyümüş doğrusu. Sonra tekrar Bingöl'e göç etmişler. Yani bu coğrafya ayrıca da sosyolojik olarak baktığınızda çok farklı bir coğrafya değil. Ben de sonuçta Bingöllüyüm. Evet. Dolayısıyla hiç yabancılık çektiğim bir coğrafya değil. Aynı zamanda Kürtsünüz zaten. Yani. Evet, Zazayım ben. Zazaca'da çok gittiğimiz hatlarda özellikle hiç zorluk çekmedik doğrusu. Zazaca konuştuk birçok vatandaşımızla. Dolayısıyla benim için dediğim gibi yabancı bir ortam değil. Gayet sıcak, hoş bir havada geçti. İnşallah sonuna kadar da böyle gider. Bu demokratik bir ortamda, özgür bir ortamda herkes kendi fikirlerini anlatır. Vatandaşa projelerini, politikalarını ortaya koyar. Evet. Sonuçta takdir vatandaşımızın evet. Kimi hayırlı görüyorsa, çoluk çocuğu için, kendisi için, geleceğimiz için, kimi daha faydalı görüyorsa onu tercih eder. Önemli olan gerek bu kampanya boyunca gerekse de seçimin olduğu gün, hiç kimseye en ufak bir baskının yapılmaması, evet. En ufak bir şiddet hadisesinin yaşanmaması. Emin olun ben şunu düşünüyorum. Herhangi bir partiye, bakın bizim partimize değil, evet. Herhangi bir partiliye yapılan saldırı aslında bütün siyasetçilere yapılmıştır. Bütün siyaset kurumuna yapılmış demektir. Bizim bunu hep birlikte dışlamamız lazım. Ha, demokratik ortamda herkes tartışır, bazen çok sıcak tartışmalar da yaşanabilir, polemikler olabilir. Bunlar demokrasinin tuzu biberi diyelim. Ama önemli olan kırmızı çizgi şu olmalı. Baskı ve şiddetten herkesin uzak durması lazım. Bunu bir kesim için söylemiyorum. Evet. Bütün kesimler için söylüyorum. Baskıdan, şiddetten uzak bir ortamda hepimiz fikirlerimizi, görüşlerimizi halkımızla paylaşalım. Sonuçta halk gitsin, tercihini yapsın. Kimse bizim hakkımızı yemesin. Evet. Biz de kimsenin hakkını yemeyelim. Evet. Herkes halktan neyi alıyorsa ona da saygı duysun. Evet. Halkın kararına da herkes saygı duysun diye düşünüyorum. Özgürce siyasetin önü açılsın diyorsunuz. Kesinlikle. Zaten özgürlüğün olmadığı yerde demokratik siyasetten bahsedemeyiz. Evet. Bazıları hatta siyaseti bile böyle tarif ederler. Yani şiddetin başladığı, baskının başladığı yerde aslında siyaset biter. Evet. Anlamını kaybeder zaten. Siyaset özgür ortamda yapılır zaten. Siyaset demek farklılıklar demek. Farklılıklara tahammül edemediğiniz bir noktada siyaseti de inkar ediyorsunuz demektir aslında. Yani baskı ve şiddet aslında siyasetin inkarıdır. Siyaset bunların bittiği yerde başlar. Evet. Dolayısıyla siyaset kurumu içinde olan herkesin, hangi partiye mensup olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, en başta bu özgürlüğü savunması lazım. Özgür ortamı savunması lazım. Farklı fikirlere saygıyı savunması lazım. Bakın özellikle bu yörelerimiz yıllarca tek tipçi bir mantıktan çekti. Geçmişte devletin ideolojisi olarak ortaya konan, evet. Resmi ideoloji olarak ortaya konan tek tipçilikten
bu bölgemiz çok çekti. Şimdi onun farklı versiyonlarını yapmamamız lazım. Evet. Artık çoğulcu bir ortamda, farklılıkların olduğu bir ortamda, hiç kimsenin kimseye zorla bir şeyi dayatmadığı bir ortamda, özgür bir şekilde herkes siyasetini yapsın. Seçimlerde bir demokrasi şöleni gibi geçsin. Evet. Ve burada da dediğim gibi sonuca da hepimiz saygı gösterelim. Evet. Çünkü halk son sözü söyleyecek, sandıklarda söyleyecek. Ve o söze de hepimizin saygı göstermesi lazım. Ha, bu dönem bir oy alırsınız, kendinizi kontrol edersiniz. Gelecek dönem daha da fazla oy alabilirsiniz. Demokrasilerde seçim bir tane de değil. Evet. Yani bu bir süreç meselesi. Dolayısıyla ben herkese buradan bu çağrıyı yapıyorum. Ve hep birlikte demokratik siyaseti savunalım. Hep birlikte özgürlüğü, çoğulculuğu savunalım. Ve hep birlikte halkın vereceği karara saygı gösterelim diyorum. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Tabii bu arada diğer partiler de, diğer partiler dediğim AK Parti, HDP, CHP ve MHP seçim beyannamelerini açıkladı. Evet. Tabii çokça böyle konuşulan bir aslında çok da göze çarpan bir mevzu var. Halkın evet. Daha çok belki de nabzının yoklandığı asgari ücret mevzusu var. Evet. Birçok parti işte 1400 lira. Mesela MHP 1400 lira. CHP'de galiba 1800 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Hem de bilgiler vardı. 1500 lira. CHP 1500 lira. MHP'de 1400 lira asgari ücret vaat ediyordu. Bunun üzerinden mesela seçim beyannameleri üzerinden. Yine tabii AK Parti'nin beyannamesi evet. Üzerinden. Yaptığı vaatler üzerinden ve diğer partilerin yaptığı vaatler üzerinden. AK Parti'nin ne farkı var? Şimdi Kemal Bey, ben bu beyannameleri iki gruba ayırıyorum. Evet. Yani bir detayına inmeden önce bu genel belirlemeyi yapmak isterim. Bazı beyannameler uygulanmak üzere hazırlanır. AK Parti'nin beyannameleri hep böyle olmuştur. Yani iktidara geleceğim seçimden sonra ve bu beyannamemi hükümet programına dönüştüreceğim. Sonra da bir takım eylem planlarıyla, programlarla bunu hayata geçireceğim. Evet. Bu sorumlulukla hep AK Parti beyanname hazırlar. Ve ayakları yere basan, gerçekçi, dünyanın, Türkiye'nin gerçekleriyle uyumlu politikalar ortaya koyar. Evet. Çünkü AK Parti başından beri hep şunu savundu. Siyasette güven çok önemli. Yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz. Söylediğiniz şeyin de sonuna kadar arkasında evet. Duracaksınız. Güven de zaten böyle oluşuyor. Böyle oluşuyor evet. Siyasete itibar da böyle gelir zaten. Geçmişte maalesef halkımız çok aldatıldı. Bunu açık konuşalım. Tabii anahtarlar vaat edildi. İki anahtarlar vaat edildi. Evet. Elindeki anahtar da alındı ama evet. Sonunda. Evet. Dolayısıyla halkın boş vaatlere karnı tok. Birçok siyasi parti de hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini bildiği için yani nasılsa iktidara gelemeyeceğiz deyip halkın hoşuna gidecek ne varsa bunu söylemeye çalışıyorlar. Bu ikisinin kulvarı farklı. Yani AK Parti'nin kulvarıyla evet. Diğer partilerin kulvarı bir defa farklı. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Yaptıklarımızı yapacaklarımızın teminatı da diyorsunuz. Son 12 yılda evet. AK Parti'nin neler yaptığı ortada. Evet. Diğer partilerin böyle bir icraatı yok. Tam aksine geçmişte CHP, MHP, ANAP biliyorsunuz bir koalisyondu. Evet. 99'da iktidara geldiler. Dönemlerini bile tamamlayamadan çekip gittiler. Evet. Erken seçimlerle. Niçin? Çünkü bu ülkeyi yönetemediler. Ve IMF'yi davet ettiler. Dışarıdan bakanlar davet ettiler biliyorsunuz. Evet. Ülkeyi IMF'ye teslim ettiler ve alelacele bir seçime gittiler. AK Parti ise 12 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Çok şükür alnımız ak. Ve 12 yıldır ekonomi büyüdü. Bakın 230 milyar dolardan evet. 800 milyar dolara geldi. İhracatımız 36 milyar dolardan 158 milyar dolara ulaştı. Diğer taraftan baktığınızda enflasyon %30'lardaydı. Bugün evet. Tek hanede. Faizler bakın %64'tü AK Parti iktidara geldiğinde. Evet. %64 ve şu anda tek haneli rakamlarda vergi gelirlerimizin %86'sı faize giderdi. Evet. Güven olmadığı için, istikrar olmadığı için. Bugün %86'sı hizmete gidiyor çok şükür. Tam tersine döndü tablo. Ya bunları çoğaltabiliriz. Evet. AK Parti'nin icraatı ortada. Sadece hizmetleri değil, aynı zamanda özgürlük anlamında yaptıkları da ortada. Bir başörtüsü zulmünü hatırlamamız lazım. Evet. Bırakın kamu kuruluşlarını, üniversiteleri bugün ortaokuldan meclisimize her alanda artık bir özgürlük var. Başı açık kardeşlerimiz, başörtülü kardeşlerimiz hep bir arada
bir özgürlük ortamında bir rahat nefes aldılar. Evet. Seçmeli dersler, Siyer-i Nebi, Kur'an-ı Kerim dersleri getirildi. Evet. Buna benzer çok fazla yenilikler yaptık. Reformlar yaptık. Adeta bir sessiz devrim yaptık Kemal Bey. Evet. Dil konusunda da aynı şekilde. Yani Cenab-ı Allah insanları farklı farklı yaratmış. Evet. Kavimler halinde farklı dillerle yaratmış. Ve biz bunlara Allah'ın ayetleri diye bakıyoruz. Bunlar, Allah da öyle bakıyor zaten. Kendisi öyle. Buyuruyor. Yani kendisi buyuruyor evet. Zaten. Bunlar bir zenginlik. Bunlar insanlar kavga etsin diye, çatışsın diye, birisi diğerine tepeden baksın diye böyle yapılmamış. Evet. Tam aksine insanlar birbirini tanısın diye yapılmış. Şimdi hepimiz tek tip olsak birbirimizi tanıyacak bir şey kalır mı ortada? Farklılığımız yok. Farklılığımız yok. Neyimizi tanıyacağız o zaman? Evet. Halbuki biz farklılıklarımızla bir araya geleceğiz ama bir taraftan ortaklıklarımızı da unutmayacağız. Evet. Sonuçta hepimiz Cenab-ı Allah'ın yarattığı varlıklarız. Eşref-i mahlukat insanoğlu. Ortaklıklarımız da var, farklılıklarımız da var. İşte o farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz. AK Parti yine bu anlamda son 12 yılda büyük reformlar yaptı. Yani şu anda 24 saat yayın yapan, Kürtçe, Zazaca yayın yapan evet. kanal var. Arapça yayın yapan kanallarımız var. Diğer taraftan yine okullarda seçmeli ders, özel okullarda eğitim imkanı var. Televizyonlarda olduğu gibi normal siyasi propaganda dili olarak da kullanılabiliyor. Üniversitelerde enstitüler kurduk. Evet. Yani lisansüstü programlar var. Türkiye gerçekten normalleşti bu son 12 yılda. Çok büyük mesafeler aldık. O red, inkar, asimilasyon politikalarını bir daha geri dönmemek üzere tarihin çöplüğünü attık. Deniz ayfalarını gömdük. Yani gömdük. Üstüne de beton döktük gerçekten. Evet. İnşallah bu 7 Haziran'dan sonra yeni sivil anayasayı yaptığımızda tam anlamıyla taşlandırmış olacağız bütün bu reformlarımızı. Yani AK Parti yaptıklarıyla ortada. Diğer partilerin beyannamelerinde böyle bir şey yok. Ama bizim beyannamemize açıp bakarsanız yarısı yaptıklarımızdır, yarısı yapacaklarımızdır. Evet. Diğerlerinde böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Asgari ücrete gelince, bakın biz iktidara geldiğimizde yanlış hatırlamıyorsam 184 liraydı. O 200 lira civarındaydı. 200 liranın altındaydı, evet. Değildi. Bugün geldiğimiz noktada Temmuz ayında inşallah 1000 lira sınırını zaten geçeceğiz. Evet. Yani çok şükür 1000 lirayı aşmış olacağız. Bu dönemde enflasyona göre çok daha yüksek artışlar yaptık biz asgari ücrette. Önümüzdeki yıllarda da inşallah yine her yıl artışa devam edeceğiz. Ve asgari ücret alan kardeşlerimizin durumu çok daha iyi noktaya gelecek. Yine asgari ücretten vergi alınırdı bak. Evet. Şimdi 3 çocuklu evli bir şahıssanız asgari ücretten artık 0 vergimiz var. Evet. Ve yine şunu hatırlatmak isterim. Asgari ücret illa bu olacak diye bir şey yok. Adı üzerinde asgari. Yani kim daha çok verirse hükümet olarak biz verme demeyiz. İnşallah çok daha yüksek olsun deriz. Ama her şeyin ekonominin de bir realiteleri var. Yani şimdi burada aşırıya gittiğiniz zaman buradan da işsizlik doğar, kayıt dışılık doğar. Evet. Dolayısıyla biz bunu da istemiyoruz. Kayıtlı olsun istiyoruz herkes. Şimdi çok yüksek yaptığınız zaman maalesef kayıt dışına itmiş oluyorsunuz insanları. Sosyal güvenceleri zayıflamaya başlıyor. Veya bir takım işletmeler işçi çıkarmaya başlıyor. İşletmesini kapatma durumuna geliyor. Onun da takdir edersiniz ki çalışan insanlarımıza bir faydası yok. Biz gerçekçi bir şekilde, ayakları yere basar bir şekilde ekonomimizi büyüteceğiz. Bunu da toplumumuza refah olarak yansıtmaya devam edeceğiz inşallah. Bizim performansımız ortada, yaptığımız ortada. Nasıl 184 liralardan 1000 liralara geldiysek önümüzdeki dönemde inşallah çok daha iyi noktalara geleceğiz. Sayın Bakanım, tabii konu özgürlüklere, eşitliğe gelince tabii çözüm sürecine değinmemek kesinlikle. Yani artık değinmemiz gerekir, o manada söyleyeyim. Tabii sizin başlattığınız, yani AK Parti'nin daha doğrusu öncülük yaptığı bir süreç. Fakat bazen toplum tarafından çözülmeme süreci gibi de görülebiliyor. Yani bu süreç bitmeyecek mi? Ne zaman sona erecek? Ya da AK Parti'nin şu anda çözüm sürecine bakış açısı nedir? Şimdi bizim temel bakış açımız şu. Bazı partiler sorunlarla siyaset yaparlar. Sorunlarla büyürler. AK Parti ise siyasetinde her zaman çözümlerle büyümüş bir parti. Evet. Yani sadece bu özel anlamdaki çözüm süreci değil. Genelde de böyle bizim politikamız.
bazı partiler sorunlar üzerinden, çatışmalar, sıkıntılar üzerinden büyürler. AK Parti ise hep umut üzerinden, çözüm üzerinden büyüdü, bugünlere geldi. Bundan sonra da öyle olacak. Çözüm sürecinin özü şu. Biz diyoruz ki artık şiddet bu topraklardan tamamen silinsin. Evet. Bakın büyük bedeller ödedik biz. Ülke olarak ödedik. Hele hele Doğu, Güneydoğu çok daha büyük bedeller ödedi. İki tür bedel ödedik Kemal Bey. Birincisi doğrudan maliyetler. Yaşadığımız can kayıpları, evet, yaralanmalar, işte binaların tahrip edilmesi, araçların tahrip edilmesi. Bunlar doğrudan maliyetler. Evet. Bir de dolaylı maliyet var. Aslında o dolaylı maliyet de hiç azımsanacak bir maliyet değil. Bu olaylar var diye, şiddet ortamı var diye, güven yeterince tesis edilmediği için yaylasına çıkamayan çiftçi. Böyle bir ortam var diye bu bölgeye gelmeyen turist, bu bölgeye gelmeyen yatırımcı, mühendis, bu ortam var diye bu bölgeden çekip göç edip giden insanlarımız, kırsaldan şehre gelen insanlarımız, bütün bunları bir araya getirdiğinizde aslında kayıp o kadar büyük ki. Ve bu kayıp bizim kaybımız. Bizim kaybımız. Dolayısıyla biz istiyoruz ki kardeşlik ortamında bir taraftan o tarihsel birlikteliğimiz, inançlarımız, bağlarımızla, bir taraftan da evrensel vatandaşlık hukukuyla bu sorunları artık geride bırakalım. Silahlar artık tamamen bu ülkemizin, bu bölgemizin gündeminden çıksın. Evet. Ve demokratik bir siyaset olsun. İşin özü bu. Ve bunun için de çok büyük riskler aldık biz. Çözüm sürecinin ismini de biz koyduk. Ve bunu da kimse bize baskı yaptığı için yapmadık. İnandığımız için yaptık. Bunun özellikle altını çizmek istedim. Evet. Bakın bizim 2001 yılındaki partimizin şeyine bakın. Parti programı. 2011. 2001. 2001'de kuruldu AK Parti. Ve 1,5 yıl bir zaman sonra da 2002'de iktidar oldu. Geldi, evet. Ağustos'ta kurulduk 2001'de. Yani burada baktığınız zaman bütün o parti programımızda yaptıklarımızı görürsünüz. 2002 yılındaki seçim beyannamemize bakın. Orada bu demokratikleşme anlamındaki vaatlerimizi görürsünüz. Ya biz bu işleri birileri baskı yapıyor, birileri şunu yapıyor, bunu yapıyor diye değil. Bu vatandaşımız bunu hak ediyor diye. Evet. Diğer önce yaşananlar anormaldi, şimdi normalleşelim diye yaptık. Devlet güvenlik mahkemelerini kaldırdık. Olağanüstü halleri kaldırdık. Milli Güvenlik Kurulu'nu dönüştürdük. Evet. İşkenceye sıfır tolerans dedik. Bakın bugün duyuyor musunuz hiç işkence diye bir şey? Ama geçmişte bu bölgelerimizde işkence vardı, faili meçhuller vardı. Yol aramaları her adım başı hayatı çekilmez hale getiriyordu. Neler olduğunu bu bölgenin insanı gayet iyi hatırlıyor. Evet, burada yaşayanlar bunu canlı. Bunlar kendiliğinden değişmedi Kemal Bey. Bunlar hepsi AK Parti iktidarında değişti. Güçlü bir yönetim, güçlü bir sivil iradeyle değişti. Ve Türkiye vesayetçi bir demokrasiden normal bir demokrasiye geçiş yaptı. Özellikle de bu 2010'daki anayasal referandumlarından sonra Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Evet. Biz buna yeni Türkiye diyoruz. Yeni Türkiye kavramı, evet. Eski Türkiye artık geride kaldı. Neydi eski Türkiye? Eski Türkiye'de bir devlet mantığı vardı. Devlet amir, millet memurdu. Evet. Belli bir grup insanlara şekil vermeye çalışıyordu. Yasakların Türkiye'siydi. Yolsuzlukların, yoksullukların ülkesiydik. Fakat yeni Türkiye tam tersine milletin amir olduğu, devletin memur olduğu bir Türkiye. Devlet hizmet için vardır diyen bir Türkiye. Devletin değerleriyle milletin değerlerini buluşturan bir Türkiye. Evet. Ve hizmet üreten bir Türkiye. Ve bu ortamda da biz istiyoruz ki milletimiz de devletimize sahip çıksın. Bu devlet bizim devletimiz. Başkasının devleti değil. Belli bir etnik grubun devleti değil bu devlet. Belli bir inanç grubunun devleti değil. 78 milyonun devleti. Evet. Biz bu devletimize sahip çıkacağız. Devletimiz de bize hizmet edecek. Bize efendilik yapmayacak. Tepeden bakmayacak. Bizi şekillendirmeye çalışmayacak. Evet. Bize saygı gösterecek, hizmet edecek. İşte bu anlayışı AK Parti getirdi. Ve bu anlayış ekonomimizi büyüttü, sosyal desteklerimizi büyüttü. Yine bu anlayış sayesindedir ki Türkiye artık uluslararası alanda çok daha itibarlı bir ülke. Evet. Çok daha etkili bir ülke. Geçmişte Kemal Bey Türkiye'nin adını bile anmazdı dış dünyada ülkeler. Evet. Yaşanan olaylarda esamesi okunmazdı. Ama bu dönemde
çok şükür Türkiye farklı bir güce kavuştu. Bakın milyonlarca misafir ettiğimiz kardeşlerimiz var. Evet. Zulümden kaçıp gelen ve onlara güçlü Türkiye kucağını açtı. Evet. Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'ya bir afet olduğunda koşan bir Türkiye koşan var. Koşan bir Türkiye, evet. Yardımcı olan milyarlarca lira dünyaya artık yardım eden bir Türkiye var. IMF kapılarında dilenen bir Türkiye yok. Tam aksine IMF'ye bile borç verecek duruma gelmiş bir Türkiye var. Bunu biz nasıl başardık? Altın bularak, petrol bularak değil. Ki bulamıyoruz şu anda. Yeni bir yönetim zihniyetiyle, yeni bir yönetim anlayışıyla bizim kaynaklarımız zaten var. Yeter ki biz bunların kıymetini bilelim. Evet. İşte insanımıza saygı gösterince, devlet iyi işleyince, adalet iyi işleyince, siyasete güven gelince, istikrar olunca bunlar oluyor. İşte biz istiyoruz ki 7 Haziran'dan sonra da bu devam etsin. İstikrar devam etsin. Güçlü bir sivil yönetim devam etsin. Bakın 90'lı yılları unutmamamız lazım. O tarihlerde de rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, Allah rahmet eylesin ikisine de. Evet. Gerçekten iyi niyetle çaba sarf ettiler çözüm süreci için. Bir anlamda çözüm süreci evet. O dönemde de. Ama başaramadılar. Niçin? Güçlü bir yönetim yoktu. Güçlü bir irade oluşmadı o dönemlerde. Ama şimdi AK Parti ile öncelikle tabii kurucu genel başkanımız, bugünkü cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde. Evet. Ki patenti de kendisine aittir. Çözüm evet. Süreci ismi bile kendisinin ortaya koyduğu bir isim. Bazıları sanki başkaları yapıyormuş gibi bir hava oluşturmaya evet. Çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve bütün AK Parti kadrolarıyla bugüne geldi. Yine bugünkü genel başkanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu her fırsatta bunun altını çiziyor. Kararlılığımızın altını çiziyor. Beyannamemizde de biz çözüm sürecine geniş bir yer ayırdık. Yer ayırdık. Aslında beyannamemizin tamamı çözüm süreci bana göre. Ekonomide söylediklerimiz, bu bölgesel dengesizlikleri giderme, evet. Sosyal politikalarımız, hukuk alanında atmayı düşündüğümüz adımlar. Çünkü çözüm süreci dediğimiz sadece Kürt, Zaza, Laz, Çerkez vatandaşlarımızla ilgili değil. Demokratik aslında bir açılım olarak. Demokratik bir açılım. Bütün 78 milyona daha fazla özgürlük demek. 78 milyonun daha fazla huzuru demek. Türkiye'nin kaynaklarını boş yere çarçur etmek yerine verimli alanlara, kalkınmaya aktarmak demek. Yine dış dünyada daha güçlü bir Türkiye demek. Biz niye enerjimizi kardeşlerimiz olarak birbirimizle harcayalım? Evet. Niye gücümüzü zayıflatalım? Birbirimizle çekişirsek dış dünyada güçlü olabilir miyiz? Olamayız. Olamayız evet. Dolayısıyla Türkiye inşallah bu çatışmaları, bu çekişmeleri geride bırakıp çok daha güçlü bir şekilde kardeşliğini pekiştirerek, hukuk devletini güçlendirerek, özgürlükleri, temel hakları daha da genişleterek geleceğe yürüyecek. Bunun da anahtarı 7 Haziran. Kim ne derse desin bakın AK Parti güçlü olmadığı sürece çözüm sürecinin başarıya ulaşması mümkün değil. Bir koalisyon yapılır Allah korusun. Ya olmaz da farz-ı muhal diyorum. Düşünebiliyor musunuz? Evet. CHP, MHP, HDP bir koalisyon olabilirler mi? Zor yani, görünüyor tabii yani. Yani taban tabana zıtlar. CHP yani, ile HDP. Hadi olsalar bile bunlar bu memlekete ne verebilirler? Her biri bir tarafa çekiştirir ve geçmiş Türkiye'nin o sorunlu Türkiye'nin yapısına geri döneriz. Ne demokraside adım atabiliriz. Ne ekonomimizi büyütebiliriz, ne dış politikada güçlü kalabiliriz. Evet. Her üç alanda da gücümüzün teminatı istikrardır. Güçlü bir yönetimdir. Ve bunun adresi belli. Bunun adresi gerçekten de AK Parti. Ve AK Parti inşallah 7 Haziran'dan sonra bu reformlarına, bu atılımlarına devam edecek. Yeter ki halkımız bizden desteğini esirgemesin. Yeter ki 7 Haziran'da dualarıyla, oylarıyla bize destek olmaya devam etsinler. Tabii süreç olunca, adı da çözüm olunca önce bir sorun olması gerekiyor. Evet. Aslında önce onu sormak lazımdı ama Kürt sorunu sizce nedir yani? Kürt'ün şimdi sorunu buradaki ne? Buradaki tartışma şu. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki, onu yani bazıları başka yerlere çekiyorlar ama iyi içeriğini anlamak lazım. Evet. Yani lafızların ötesinde içerik çok önemli. Şimdi bu kadar adım atmış bir cumhurbaşkanı, bu kadar reformlar yapmış bir cumhurbaşkanı eski mantaliteyle Kürt sorunu yoktur diyebilir mi? Diyemez. Kendisini inkar etmek olur. Bu kadar adımlara liderlik yapmış bir insandan bahsediyoruz. Evet. Cumhurbaşkanımızın dediği şu. Eski Türkiye artık kapandı.
o red, inkar, asimilasyon politikaları vardı. Onlar artık bitti. Bunu görmemiz lazım. Şimdi geçmişin Türkiye'sinde bırakın Kürtçe konuşmayı, Kürt kelimesi dahi bir tabuydu adeta. Yani bunu böyle telaffuz bile edemezdiniz. Evet. Hapishanelerde anneler çocuklarıyla Kürtçe konuşamaz durumdaydı. Cumhurbaşkanımız diyor ki bu artık geride kaldı. Red yok, inkar yok, asimilasyon yok. Tam aksine Türkiye çok önemli bir mesafe almış durumda. Ha bu her şeyin bittiği anlamına geliyor mu? Hayır. Yine sorunlarımız var, yine sıkıntılarımız var, yine atılması gereken adımlar var. Bunları inkar etmek değil bu. Ama o eski sorunlar geride kaldı. Bunu da görmemiz lazım. Şimdi bazen ben de dinliyorum bazı eleştirileri. Evet. Eski Türkiye'yi eleştiriyor bazı arkadaşlar. Yani sanki eski Türkiye'de yaşıyorlarmış gibi, o eski devlet mentalitesi varmış gibi, o eski uygulamalar varmış gibi eleştiriler yapıyorlar. Evet. Halbuki o eski Türkiye geride kaldı. Bunu görmemiz lazım. Bugünkü Türkiye'nin gerçeklerini görmemiz lazım. Artık yeni bir Türkiye'deyiz. Bu yeni Türkiye'yi iyi algılamamız lazım. Ve bunun içinde sorunlarımızı yeniden tartışmamız lazım. Diğer taraftan şunu görmemiz lazım. Yani sadece Kürt vatandaşlarımızın sorunları yok. Diğer çeşitli kesimler var. Şimdi bazı partiler sadece bir soruna odaklanıyorlar. Halbuki AK Parti öyle değil. AK Parti Türkiye Partisi. Ege ile de ilgilenmek durumunda, Trakya ile de, Karadeniz ile de, Akdeniz ile de, bütün bölgelerle. Biz sadece bir tek gruba yoğunlaşamayız. Zaten bu gerçekçi de olmaz. Fakat diğer partiler işin kolayını bulmuşlar. Belli bir hedef grupları var. Zaten fazlasını da çok beklemiyorlar. O grubu memnun edecek sözler, politikalar söyleyip, onların alkışlarını alıp, yola devam ediyorlar. Bu yeterince milletvekili alırız bununla diyorlar. Zaten iktidar olma diye dertleri yok. Halbuki bakın AK Parti Türkiye Partisi. Her tarafa hitap eden bir parti. Dolayısıyla bütün meselelere belli bir denge içinde bakmak durumunda ve bunu da yapmak durumunda. Bunu yapmadan, bu gücü elde etmeden zaten çözümü de sağlayamaz AK Parti. Bu güçlü desteği tüm Türkiye'den almadan evet, hiçbir meseleye de el atamaz zaten. Dolayısıyla bunu bu çerçevede algılamak gerekir. Peki Sayın Bakanım, sizce Kürtler ne istiyor? Şimdi Kürtler diye bir genelleme acaba doğru mu? Belki onu önce tartışmak lazım. Şimdi evet, Kürtler deyince sanki hepsi tornadan çıkmış tek tip insan gibi algılamamamız lazım. Evet. Bütün diğer etnik gruplar gibi, bütün diğer topluluklar gibi Kürtler de farklı özellikleri olan bir topluluk. Evet. Yani çok marjinal beklentileri olanlar da var. Evet. Gayet normal. Bugünkü Türkiye'de hani yolum olsun, suyum olsun, çocuğuma iyi bir eğitim olsun, sağlık hizmeti olsun diye bekleyenler de var. Çok ideolojik gruplar da var. Çok farklı gruplar da var. İşte inanç merkezli diyelim hareketler de var. Çok laik diyebileceğimiz, sosyalist, Marksist diyebileceğimiz evet, hareketler de var. Dolayısıyla Kürtlerin böyle tek tip bir talep ortaya koyduğuna ben katılmıyorum doğrusu. Evet. Ama elbette belli asgari şeyler de var. Kürtler mesela diyelim ki daha çok özgürlük anlamında bu herkes. Sayın Bakanım, tırnak içinde daha çok özgürlük sanki böyle açık, daha çok özgürlükten kasıt ne? Yani? İşte ha, ya orada da dediğim gibi farklılıklar var. Şimdi kalkıyor mesela HDP Diyanet'i kaldıralım diyor. Evet. Değil mi? Evet. Bu acaba bütün Kürtlerin talebi mi? Ben öyle olduğunu hiç düşünmüyorum. Veya imam hatipleri kapatalım. Veya işte çok liberal bir takım gruplara bizim hani hiç tasvip etmediğimiz bir takım yaşam tarzlarına dönük çok vurgulu evet, destekleri var. Şimdi tabii bunlar, onların siyasi anlayışı. Bunları Kürtlerin anlayışı diyebilir miyiz? Evet. Şimdi ben bunu yadırgıyorum doğrusu. Şimdi HDP özellikle bu yanlışı hep yapıyor. Sanki kendisi Kürtleri tek başına temsil ediyormuş gibi. Ondan başka Kürtleri temsil eden insanlar yokmuş gibi bir söylem kullanıyor. Ve kendisine dönük eleştirileri sanki bütün Kürtlere yapılmış eleştiri gibi takdim etmeye çalışıyor. Hiçbir alakası yok. İşte ben de Zazayım, Bingöllüyüm. Şimdi halk bana Bingöl'de %71 bize oy verdi. Birinci evet, olduk biz 2007 seçimlerinde. Şimdi orada oy verenlerin temsil gücü yok mu acaba?
Hepsinin temsil gücü var. Kim ne kadar oy aldıysa o kadar temsil eder Kürt halkını. Evet. Yani aldığı oy nispetinde temsil eder. Sandıktan çıkan sonuca göre. Sandıktan çıkan sonuca göre tespit eder. %10 çıkmışsa %10'unu temsil eder. %50 çıkmışsa 50'sini temsil eder. Ha, bu seçimde böyle olur, gelecek seçimde farklı olur. Dolayısıyla burada böyle indirgemeci bir mantıkla bütün Kürtler sanki tek tipmiş ve tek temsilcileri varmış gibi bir söylemin evet. Ben Türk Kürtlere yapılmış bir haksızlık olduğunu düşünüyorum doğrusu. Soru ve görüşleriniz için Facebook ve Twitter sayfalarımı hatırlatmak istiyorum. Facebook'tan Doğru Bakış Doğru Tercih sayfasına, Twitter'dan da Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz hashtag ile bize soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca SMS oluyla gündem yazıp bir boşluk bırakıp 3929'a soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Tabi programın ilk bölümünde kanalı yeni açan izleyicilerimiz için bir hatırlatma yapayım. AK Parti ve seçim vaatlerini konuştuk ve tabi diğer partileri karşılaştırdı Sayın Bakan. Çözüm sürecine değindik. Sohbetimize şimdi kalacağına devam ediyoruz. Evet. Efendim çözüm süreci ve seçim vaatlerini konuştuk. Tabii çözüm süreci aynı zamanda yeni bir anayasaya da yanılmasam gerektiriyor. Doğru. Seçim beyannamesinde de var olan bir olgu yeni anayasa. Ama tabii bununla ilgili sanki muhalefetin de ve Türkiye'nin de tabanının tamamen, daha doğrusu bütün halkların ortak bir anayasa çıkarması konusunda bazı şeyleri var, endişeleri var. Sanki AK Parti anayasası gibi algılanıyor ya da öyle algılattırılıyor. Mesela bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Kemal Bey, maalesef bizim birçok anayasamız askeri müdahaleler sonrası oluştu. 60 ihtilalinden sonra işte 80, 60 darbesinden evet. Sonra daha doğrusu 80 askeri müdahalesinden sonra oluştu. Ve artık Türkiye gerçekten sivil bir anayasayı hak ediyor. Yani içeriğinden bağımsız söylüyorum. İçeriği evet. Bir tarafa, ama biz artık bu olgunluğa gelmiş bir milletiz. Bir siyasi olgunluk düzeyine ulaşmış durumdayız. Bunu başarmamız lazım. Bakın bütün partilerin aslında baktığınızda böyle bir şeyi var. Bir vaadi var. Evet. Geçtiğimiz dönemde bir komisyon kurduk. AK Parti mecliste büyük bir çoğunluğa sahip olduğu halde dedik ki bu komisyonda eşit temsil olsun. Dört partinin aynı oranda temsil edildiği bir komisyonun kurulmasını biz kabul ettik. Ve o komisyonda gerçekten çok yapıcı bir çalışma sergiledik. Evet. O komisyon birçok ile gitti, dolaştı, bilgiler topladı. İyi de bir arşiv oluştu gerçekten. Ve belli maddeler üzerinde de uzlaşma sağlandı. Yani evet. Dört partinin dördü de uzlaştı. Şimdi hatırlamıyorum. 40 madde olması lazım. 60 küsür diye hatırlıyorum ben. Ve o dönem Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan dedi ki gelin. Ya bu 60 maddeyi madem uzlaştığımız, hani 60 küsur maddeyi yapalım dedi. Ona bile yanaşmadılar. Şimdi bakın böyle bir maalesef durumumuz var. Burada samimiyet çok önemli. AK Parti olarak biz şunu söylüyoruz. Kesinlikle AK Parti anayasası istemiyoruz. Yeni bir toplumsal sözleşme istiyoruz biz. Evet. Türkiye'nin yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyacı var. Bunun için de bütün kesimlerin, bütün ilgili kesimlerin görüşlerine başvurularak, herkesin görüşünü belli bir çerçevede toparlayarak, evrensel insani hukuki ilkelere dayalı olarak, bugüne kadar insanlığın birikimini de dikkate alarak, uluslararası evet. Hukuku da dikkate alarak yeni bir anayasa yapalım diyoruz. Ama bu anayasa böyle çok müdahaleci bir anayasa olmasın. Genel çerçevesini çizsin, bizim yönetimimizin temel haklarımızı güvence altına alsın. Özgürlükçü bir anayasa olsun, çoğulcu bir anayasa olsun, engelleyici değil, sorunların çözümü için uygun bir ortam oluşturucu bir anayasa olsun. Biz bunu söylüyoruz ve buna bütün Türkiye'nin ihtiyacı var gerçekten. Evet. Anayasa elbette ki bütün 78 milyonun anayasası olmak durumunda. Ama bir taraftan da şunu görmemiz lazım, bazı partiler de bu süreci kilitlemeye çalışıyorlar. HDP güzel bir örnek mesela, bakın referandum 2010 yılında anayasal referandum yaptık. Evet. Normalde bu sistemi sabah akşam eleştiriyorlardı. Ama biz hadi değiştirelim dediğimizde hemen geri çekildiler, muhalefete geçtiler. Ve hatırlarsanız referanduma gitti anayasa, evet. Sandıklara gitmediler. Diğerleri reddettiler ama %58 gibi bir çoğunlukla halkımız bunu kabul etti. Şimdi demek ki halkın da burada bir talebi var. Yani yeni bir anayasayı halkımız da arzu ediyor. Evet. Biz bunun için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz.
Mecliste değişmesi için 367 gerekiyor biliyorsunuz. Evet. Referanduma gidilebilmesi için de 330 gerekiyor. Biz halkımızdan en az 330 milletvekili istiyoruz ki bunu meclisimiz görüşsün ve halkın önüne taşısın. Sonuçta takdir halkımızındır. Kabul eder etmez nihai sözü söyleyecek olan 78 milyonun sandıklara yansıyan iradesi olacaktır. Ama kiminle görüşürseniz dediğim gibi yeni bir anayasayı da herkes savunuyor iyi kötü. İşte insanlar burada bir samimiyet testine tabi olacaklar. Bu AK Parti'nin değil Türkiye'nin anayasası olacak. Ama Türkiye'nin önüne böyle bir anayasa konması için de güçlü bir AK Parti'ye ihtiyaç var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemi de ver 400'ü al yeni anayasayı diyeceğim ama evet. Peki yani diyelim ki böyle olmadı. AK Parti yoluna devam eder. Şimdi yani yeni anayasa için bir şey yapmayacak mı yine? Elimizden gelen tüm gayreti sarf ederiz ama evet. Gücümüzün üstündeki şeylerden de sorumlu olmamayız evet. Tabii. Bu bir güç meselesi. Yani mecliste yeterli çoğunluğunuz olmazsa bunu yapamazsınız. Evet. Yani bunu gerçekçi olarak görmemiz lazım. Ha yine uzlaşma arayışlarına devam evet. Ederiz elbette. Diğer partilerle de hani anayasa ortak mutabakat olarak ne yapabiliriz diye bakarız. Ama onun maalesef bir garantisi yok. İşte yaşadık geçtiğimiz dönem maalesef buna gelmediler. Evet. Referanduma gittik. Hepsi yan çizdiler tabiri caizse. Evet. Dolayısıyla bu işin garantili yolu güçlü bir AK Parti. Yani evet. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Peki Sayın Bakanım konu rakamlara gelmişken şunu da sormak istiyorum. 400, 367, 330 böyle hesapları belki şu anda bütün partiler yapıyordur. Evet. Sizin seçim öngörünüz nedir? Türkiye genelinde ya da Diyarbakır için. Başbakanımızın ortaya koyduğu bir hedef var. %55 diye. Evet. Bugüne kadar %50 bandına gelmiş durumda AK Parti. Biz tabii en maksimumunu yapmaya çalışacağız. Bu %50-55 bandı bizim için gerçekten önemli bir hedef. Bunun için koşturacağız, çaba sarf edeceğiz ama sonuçta sandıkta milletimiz tercihini kullandığında o gün sonucu öğrenmiş olacağız. Evet. Ama bizim çabamız bu en üst düzeyde şeyi zorlamak olacak tabii maksimum oyu. Özellikle bu dönem bunu çok istiyoruz. Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi normal yasama faaliyetlerini değil. Biz yine tek başına AK Parti'nin iktidar olacağına Allah'ın izniyle güveniyoruz. Orada evet. Bir sorunumuz yok. Yine AK Parti iktidarı inşallah devam edecek. Ama biz çok iddialı hedefler ortaya koymuş durumdayız. Yeni anayasa diyoruz, başkanlık evet. Sistemi diyoruz. Çok köklü bir takım reformlar diyoruz. Çözüm süreci diyoruz. İşte etrafımız maalesef Orta Doğu kaynıyor. Burada evet. Çok daha aktif bir Türkiye diyoruz. Bütün bunlar için çok daha güçlü bir hükümet lazım. Evet. Yani arkasına çok daha güçlü bir şekilde milleti almış, milli iradeyi almış bir hükümet. Bütün bu alanlarda yani ekonomide, demokratikleşmede, çözüm sürecinde, yeni anayasada, dış politikada çok daha güçlü olacaktır. Bakın hiç kendimizi kandırmayalım. Bugün AK Parti'nin arkasında bu kadar güç olmasa, milli irade olmasa, dünyada da emin olun kimse burada söyleneni dinlemez. Ama arkanızda milletin gücü olduğu zaman, güçlü bir yönetim olduğunuz zaman, buradan söyleyeceğiniz söz bambaşka ortamlarda da yankı bulur. Evet. Ve güçlü bir Türkiye olursunuz. İşte bunun için biz doğrusu normal bir iktidarın ötesinde halkımızdan bir güç talep ediyoruz. Bu anlamda da 7 Haziran kritik bir seçim. 12 yıl bir atılım gerçekleştirdik Türkiye'de. Her alanda bir atılım gerçekleştirdik. Şimdi ikinci bir atılımı daha yapalım istiyoruz. Yani 2023 ve sonrasına doğru giderken çok daha demokratik bir Türkiye için, çok daha müreffeh bir Türkiye için, sosyal adaleti çok daha güçlü bir şekilde hayata geçirmiş bir ülke için ve dış politikada çok daha etkili bir şekilde mazlumların yanında olan, bütün bu Orta Doğu coğrafyasına çok daha büyük katkılar sunan bir Türkiye için daha güçlü bir destek istiyoruz. Evet. Başkanlık sistemine değindiniz. Çok da konuşuldu aslında kamuoyunda başkanlık sistemi. Tartışıldı. Amerikan modeli vesaire modeller. Türkiye modeli tartışıldı. Başkanlık sistemini da şöyle söyleyeyim. Yani başkanlık sistemi Türkiye için gerekli mi? Affedersiniz. Estağfurullah. Bu ara çok konuşuyoruz. Sesiniz biraz... Yoruluyorsunuz mu?
Güzel, tatlı bir yorgunluk. Şimdi başkanlık sistemiyle ilgili öncelikle şunu söylemek isterim. Adı üzerinde başkanlık bir yönetim sistemidir. Evet. Rejim değildir. Yani demokrasi bir rejimdir. Ama başkanlık bir sistemdir. Yönetim sistemidir. Demokrasilerde değişik yönetim sistemleri uygulayan ülkeler var. Parlamenter sistemler var. Bunun da farklı versiyonları var. Evet. Bir İngiliz parlamenter sistemiyle bir Türkiye'deki parlamenter sistem aynı değil. Evet. Veya Almanya'daki sistem aynı değil. Diğer taraftan başkanlık sistemi var. Bunun tam başkanlığı var, yarı başkanlığı var. Değişik ülkelerdeki yine versiyonları var, evet. Çeşitleri var. Dolayısıyla burada Türkiye'de elbette dünya tecrübesine bakarak kendisine en uygun şekilde bir başkanlık sistemi oluşturmak istiyor. Evet. Yalnız bunun olmazsa olması demokratik yapısıdır. Burada da Kemal Bey, yani halka bu başkanlık sistemini maalesef çok yanlış aksettiriyorlar. Yanlış anlatıyorlar. Evet. Başkanlık sistemlerinde sanki parlamento yok olacakmış, sadece başkan olacakmış gibi bir anlatım var. Bu da doğru değil. Monarşizme sanki gidilecekmiş sanki gibi. Sanki böyle bir şey, bir hava oluşturuluyor. Evet. Tam aksine bakın, demokratik birçok ülkede başkanlık var. Oralarda meclis yok mu? Tam aksine başkanlık sistemlerinde meclisler daha güçlü hale gelir. Başkanlık bir taraftan yönetimde istikrarı sağlar. Yani bu koalisyon diye bir şey artık ihtimal olmaktan çıkar. Evet. Kim o şeyde seçimde %50'yi geçtiyse hükümetini kurar, yönetimde istikrarı sağlarsınız. Ama aynı şekilde de temsilde adaleti getirir başkanlık. Nasıl getirir? Başkanlık sistemlerinde seçim barajı diye bir şey de yok. Evet. Herkes seçime girer ve mecliste herkes temsil edilir. Temsilciler Meclisi örneği gibi yani. Evet, meclis çok daha güçlü hale gelir. Meclis artık icradan çekilir. Yani kendi asli görevine yoğunlaşır. Nedir meclisin asli görevi? Yasama yapmak, kaliteli evet. kanunlar çıkarmak ve idareyi denetlemek halk adına. Evet. Halkın temsilcileri olarak yönetimle meclis iç içe girdiğinde bu fonksiyonlar tam anlamıyla icra edilemiyor. Evet. Aslında meclis de başkanlık sisteminde çok daha güçlü bir hale gelecek. İşte bir taraftan yönetimde istikrarı, bir taraftan temsilde adaleti sağlayan bir sistem olarak başkanlık Türkiye için çok daha elverişli bir sistem. Geçmişte istikrarsızlığın cezasını hep birlikte gördük. Krizlerle gördük, siyasi zaaflarla gördük, birçok boyutuyla. Dolayısıyla onu atlatmış olacağız. Diğer taraftan meclisimiz de çok daha güçlü, çok daha itibarlı bir meclis haline gelecek. Artı tabii tarafsız ve bağımsız bir yargı çok daha evet. köklü hale gelecek. Adalet sistemi daha iyi işleyecek, daha tarafsız hale gelecek. Ve yerel yönetimleriyle, medyasıyla, sivil toplumuyla demokratik bir ortamda başkanlık sistemini geliştirmiş olacağız. Ama birileri sanki başkanlık gelecek, işte böyle otoriter bir yönetim olacak gibi halkın gözünü korkutmaya çalışıyorlar. Bu böyle değil. AK Parti demokrasiyi de daha çok güçlendirecek bir tarzda başkanlık sistemini halkın önüne getirmek istiyor. Bu konu dahi birçok konuda ben aslında şeffaflıktan yanayım. Yani evet. böyle bir söylem ortaya atıldığında bence içinin doldurulması ve halkın bilgilendirilmesi gerekiyordu ki başkanlık sistemi de olabilir, bunun adı çözüm süreci de olabilir vesaire vesaire. Çünkü halk bu konuda bilgisiz. Başkanlık sistemi denince işte akla ilk gelen Amerika oluyor. Evet. Amerika'da bir sistem var ama biz tabii buradan bir haber değil, haberdar değiliz. Doğru. Ya da Türkiye'deki çok az insan haberdar. Doğru. Mesela Amerika'ya ben 2 sene daha hasbelkader devlet bursuyla orada bir yüksek lisans evet. yaptım. Oradan evet, da doğru. biraz biliyorum. Denver Üniversitesi'nde. İşte Denver'da uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yaptım. Şimdi orada Washington'a giderseniz şöyle bir manzara görürsünüz. Bir Beyaz Saray vardır. Bir de Kongre binası vardır. Evet. Şimdi bizde birçok insan Kongre binasını sanki başkanın şeyi gibi algılar. Halbuki orada gücün merkezi Kongre'dir. Asıl güç orasıdır. Binasının evet. ihtişamından bile bunu görebilirsiniz. Evet. Yani başkanlar bakın bazen bütçelerini bile Kongre'den geçiremiyorlar. Bir büyükelçiyi bazen atayamıyorlar. Yani evet. her bir bakana tek tek güven oyu veriyor Kongre. Dolayısıyla Kongre çok etkili bir mekanizma. Yani başkanlık sistemi var diye Kongre güçsüz değil. Tam aksine gücün yine odağında milli irade var. Dolayısıyla Türkiye'deki başkanlık sisteminde de yine milli iradenin temsilcisi meclisimiz çok güçlü bir şekilde yerini alacak. Ama bazıları bunu işte halktan adeta gizliyorlar.
belli boyutlarını vurgulayarak halkın gözünü korkutmaya çalışıyorlar. Ayrıca HDP bakın çıktı dedi ki başkanlık sistemini yaptırmayacağız. Niye yaptırmayacaksınız? Yani bunun doğuya, güneydoğuya ne faydası var mesela? Başkanlık sistemini yaptırmayışınızın. Şimdi burada da HDP'nin bir ikili dil kullandığını görüyorum ben doğrusu. Batıya ayrı şey söylüyor, doğuya, güneydoğuya ayrı şey söylüyor. Buraya geldiğinde farklı bir söylem, batıya gittiğinde farklı bir söylem. Ama bugünkü çağda artık bu ikili söylemler çalışmıyor. Çünkü batıda söylediğinizi doğudaki de dinliyor, doğuda söylediğinizi batıdaki dinliyor. Niçin HDP mesela başkanlık sistemine karşı? Bunun bir anlamı, yani Kürt vatandaşlarımıza ne fayda sağlayacak buna karşı olması? Ne tür bir demokratik fayda getirecek? Evet. Yani bunu şunun için söylüyor benim gördüğüm kadarıyla işte CHP diyelim MHP veya eski Türkiye'nin yapıları başkanlığa karşı. Öyle değil mi? Eski Türkiye dediğimiz o statükocular aslında başkanlık sistemine karşı. Siz niye bu statükoyu savunuyorsunuz? Bırakın statükocular savunsunlar. Ne faydanız var sizin burada? Bakıyorsunuz HDP'de onlarla birlikte aynı safta başkanlığa karşı duruyor. Geçmişte referandumda bunu görmüştük. Başkanlıkta aynısını görüyoruz. Demek ki kritik zamanlarda bunlar eski Türkiye'nin zihniyetleri. Evet. Ve bir şekilde bir araya geliyorlar. Çok enteresan bir şekilde. Halbuki AK Parti yeni Türkiye'nin taşıyıcısı. Çözüm sürecinin taşıyıcısı. Yönetimde değişimin taşıyıcısı. Statükoyu gerçek anlamda dönüştürme niyetinde olan bir parti. Ve bunu da görmemiz lazım. Evet. Sayın Bakan, isterseniz izleyici mesajlarıyla devam edelim. Buyursunlar. Programın son bölümüne geçmeden önce Suriyeli kardeşlerimizle ilgili yeni projeleriniz var mı diye sormuşlar. Tabii hükümet olarak soruyorlar bunu mutlaka. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artvin'den sormuş izleyicimiz. GAP için öngörülen hedefler neden tutturulmuyor demişler. Bingöl'den bir soru var. Bingöl'de sürdürülen bir özel teşekkülün projesi hala duruyor mu diye. İsim vermeyeceğim reklama girdiği için. Peki. Evet, kısa kısa şeyler söyleyeyim isterseniz. Aynen Sayın Bakan. Suriye'den şu anda 1 milyon 700 bin civarında misafirimiz var. Evet. Artı Irak'tan, Kobani başta olmak üzere gelen yüz binlerce misafirimiz var, kardeşlerimiz var. Toplamda 2 milyon civarında mülteciye Türkiye şu anda ev sahipliği yapıyor. Evet. Bu şekilde de dünyada ilk sıradayız. En fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke şu anda Türkiye. Ve bunu da bakın vatandaşımızı sarsmadan, kırmadan, dökmeden yapabiliyoruz. Evet. Bu bizim insani ve tarihi vazifemizdir diyoruz. O bazılarının çok beğendiği batılı ülkeler, bir ileri dediğimiz ülkeler maalesef sınıfta kaldılar. Bu bir insanlık görevi aslında. Sadece bir ülkenin görevi değil. Bütün ülkelerin el atması gereken bir görev. Bu tür meseleler öyledir. Ama maalesef bunu göremiyoruz. Çok az sembolik bir takım yardımlar dışında bu işe para harcayan, emek harcayan Türkiye. Orta Doğu'da yaşananlara biraz din kimliğiyle bakıyor Batı. İnşallah bu da devam edecek. Kobani burada güzel bir örnek. Evet. Bakın Türkiye bunları yaparken birileri 6-7 Ekim'de çıktılar sokaklara. Kobani bahanesiyle Türkiye'yi karıştırmaya çalıştılar. Ben şimdi samimiyetle şunu soruyorum. İstikrarı bozulmuş bir Türkiye'nin, sokakları karışmış bir Türkiye'nin Suriye'deki Kürt kardeşlerimize bir faydası olabilir mi? Kobani'deki Kürt kardeşlerimize bir faydası olabilir mi? Tam aksine istikrarı bozulmuş bir Türkiye'nin hiç kimseye bir faydası olmaz. Halbuki Türkiye istikrarlı olursa, Türkiye'de huzur olursa, Türkiye'nin ekonomisi güçlenirse hem kendi vatandaşımız bundan istifade eder hem de Suriye, Irak başta olmak üzere diğer kardeşlerimize de mazlum topluluklara da daha fazla el uzatma imkanımız olur. Evet. İşte AK Parti bunun derdinde. Birileri sloganlar atıp, sokakları karıştırıp, Diyarbakır başta olmak üzere bunu yaşadık maalesef. Evet. Ve bunun da bir sonucu olmalı diye inanıyorum ben. Yani böyle davrananlara vatandaş sandıkta bir fatura ortaya koymalı. Bunu koymazsak bu zihniyetler devam eder. Bu dersi biz vermeliyiz. Bir takım yanlışlar karşılıksız kaldığı zaman devam eder, hatta büyüyerek devam eder. Evet. Halbuki vatandaş buna demokratik tepkisini sandıklarda koyduğunda
Ben inanıyorum ki o partiler de kendilerine çeki düzen verirler. O zihniyetler de kendilerine ister istemez çeki düzen vermek zorunda kalırlar. Bu dersi bu seçimde vermeliyiz. Bu yaşananların faturasını, siyasi faturasını bu zihniyetlerin önüne koymalıyız diye inanıyorum ben. Ve Türkiye bu anlamda takdir edilmesi gereken, teşekkür edilmesi gereken bir ülke. Bir başka ülkede inanın bu kadar sayı gelse çok farklı hadiselerden bahsetmek durumunda kalırdık. Nitekim bakın Akdeniz'de batan gemilerde ölen insanları görüyoruz. Evet. Dünyanın en zengin coğrafyalarından biri Avrupa değil mi? Evet. Niye bu insanları kabul etmiyor? Niye alıp bunları hakikaten barındırmıyor? Gerekirse bir süre barındırıp ülkesine göndermiyor. Orada ölüme adeta mahkum edilen insanlar var. Buna karşı hiçbir sesimiz çıkmıyor. Ondan sonra Türkiye yüz binlerce insana ev sahipliği yapıyor. Büyük fedakarlıklarda bulunuyor. Ve Türkiye maalesef bazı kesimler tarafından eleştiriliyor. İşte bunları vatandaşımızın biraz görmesi lazım. Bu kadar haksız eleştirilere karşı da sesimizi yükseltmemiz lazım. Ama bir algı operasyonu var. Bakın bazıları bunu iyi beceriyorlar. Yani yiğidi öldür hakkını ver demişler ya. Evet. Türkiye bu kadar fedakarlık yapıyor kötü. Başkaları hiçbir şey yapmıyor. Tam aksine insanları denizlerde ölüme mahkum ediyor. Onlarla ilgili hiçbir sesi çıkan yok. Bunu da bir ciddi düşünmemiz lazım diye inanıyorum. Evet. GAP'a gelince. Evet. Ben aynı zamanda GAP'tan, GAP'ın evet. koordinasyonundan sorumluyum Kalkınma Bakanı olarak. GAP eylem planımızın ilk aşamasını tamamladık. Evet. Şimdi yeni bir GAP eylem planı yaptık. Başbakanımız Mardin'de bunu ilan etti. Açıkladı, evet. Biz buna yeni GAP eylem planı diyoruz. Eskiden GAP daha çok böyle altyapı sulama ağırlıklıyken yine onlar devam ediyor. Ama bunu insan odaklı bir şekilde çok boyutlu, entegre bir programa dönüştürdük. Çok sayıda eksenimiz var, altında evet. eylemlerimiz var. 2018 sonuna kadar 26.7 milyar liralık yeni yatırım öngördük burada. Ve ben hep şunun altını çiziyorum. GAP eğer bir kalkınma programıysa, bu anlamda sürdürülebilir evet. bir programsa hiçbir zaman bitmemeli. Devam etmeli. Niye bitirelim GAP'ı? Devam etsin ki daha fazla kalkınalım. Ha yaptık oldu bitti diyemeyiz. En gelişmiş ülkelerde bile kalkınma süreçleri devam eden süreçlerdir. Evet. Biz ne yaptık? Ana kanalları bitirdik, birçok hizmetler yaptık. Şimdi Diyarbakır örneğinde mesela Silvan Barajı. 245 bin hektar araziyi sulayacak bir proje. İnşallah bu yeni eylem planı döneminde bunu tamamlamayı öngörüyoruz. Ama görüyorsunuz sürekli bir şekilde saldırıya uğruyor. Niye peki bu projemize saldırılıyor? Ben soruyorum yani Diyarbakırlı, Silvanlı kardeşlerime soruyorum. Bunun bir cevabını verebiliyor muyuz? 2,5 milyon dönüm demek bu. 245 bin hektar. Evet. 2 milyon 450 bin dönüm arazi demek. Tam anlamıyla sulu hale getirdiğimizde yüz binlerce insana istihdam demek. Çiftçinin gelirinin artması demek. Yoksulluğun ortadan kalkması demek. Gençlerimizin iş imkanı bulması demek. O yüzden ben açık bir şekilde şunu söylüyorum. Silvan Barajı'na saldıran aslında gençlere saldırıyor. Gençlerin geleceğine, yoksulluğu besliyor. Çocuklarımızın geleceğine saldırıyor. Çiftçilerimizin gelirlerine saldırıyor. Ama bizim vatandaş olarak buna bir tepki göstermemiz lazım. Bunun da bir faturasının olması lazım. Bu olmadığı sürece emin olun bu işler devam eder gider. Bu bir sulama projesi. Evet. Altında alt barajlar var, kanallar var, tüneller var. 5-6 milyar Türk liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Şimdi burada bir samimiyetsizliği de ortaya koymak, altını çizmek isterim. Evet. Aynı kesimler, bakıyorsunuz bu tür projelere, saldırılara hiçbir söz söylemiyorlar. Sonra dönüp niye bu bölgemizde hizmet yok, niye evet. daha fazla yatırım yok diyorlar. Şimdi bu samimiyetsizliktir. Çok açık konuşmak lazım. Ya onu söylemeyeceksiniz ya bunu söylemeyeceksiniz. Hizmet istiyoruz diyorsanız hizmetlere saldıranları kınayacaksınız. Evet. Onlara tavır koyacaksınız. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının bunu ya ben bunu siyaset üstü söylüyorum. Gerçekten siyaset üstü. Bütün partilerin bunu kınaması lazım. Bütün siyasi organizmaların, bütün sivil toplum kuruluşlarının, bütün medyanın
Herkesin kınaması lazım. Silvan bu bölgeyi dönüştürecek bir proje. Ekmek sağlayacak, istihdam sağlayacak, gelir sağlayacak. Bu bölgemizin refahını artıracak bir proje. Göçü önleyecek bir proje. Biz niye bu projemize sahip çıkmıyoruz? İnanın dünyanın başka bir yerinde olsa insanlar böyle bir proje gelsin diye sokaklara çıkarlar. Eylem yaparlar. Biz böyle bir proje istiyoruz diye. Atatürk Barajı'ndan sonra en büyük sulama projemiz. GAP'ın, klasik de diyebileceğimiz GAP'ın artık en son hamlelerinden bir tanesi. Ama maalesef bu projemize saldırılar görüyoruz. Biz bütün bunlara rağmen, bakın kim ne yaparsa yapsın, bu halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yatırım projelerimizi inatla ve ısrarla sürdürmeye devam edeceğiz. Her türlü önlemimizi alarak. Bingöl'deki bu özel şirketle ilgili çalışmalarda arazi konuları maalesef biraz gecikmelere yol açtı. İnşallah bu milli emlak, maliye çalışmalar devam ediyor. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu sonuçlandıktan sonra bu arazi tahsisatları yapılacak. Özellikle de hayvancılığı güçlendirmeye dönük çok önemli bir proje. Sütü destekleyecek bir proje. Evet. Sadece Bingöl'e değil, o büyük ölçekli bütün bölge, 300 kilometre çapında. Bütün bölgede hayvancılığı, özellikle süt üreticiliğini destekleyecek bir proje olacak. Doğudaki ilk entegre süt tesisi olacak. Evet. Ve inanın çok büyük halka faydası olacak bir proje. Onu da yakından takip ediyoruz. Ama tabii özel sektör projesi. Evet. Şimdi bizim o anlamda kamu adına verdiğimiz sözler gibi söz vermemiz mümkün değil. Ama yakından takip edip desteklemeye devam edeceğiz. Efendim tabii soruların hepsini okumak çok zor. Vaktimiz de kısıtlı. Paralel yapılanmayı çökertme adına birçok idari değişiklik yapıldı. Layık olmayanlar alelacele bu görevlere getirildiğini bakanımız kabul ediyorlar mı? Bu yapının arka plandaki faaliyetleri kalkınmamızı ne derece etkiledi? Bakın, sorunun bu tarafı size etkiledi. Bunun da büyük tahribatı var gerçekten. Evet. Ben hep şuna inanıyorum. Sivil toplum kuruluşları, çeşitli cemaatler, bunlar hayatın bir gerçeği. İnsan yetiştirmesi gereken kurumlar aslında. Fakat insan yetiştirip sonra da o insanlara ömür boyu hükmetmeye kalktığınız zaman sorunlar başlıyor. Evet. Diğer taraftan yine uluslararası bir takım güçlerle bağlantı içine geçip kendi ülkenizde farklı bir gündem oluşturduğunuz zaman yine sorun ortaya çıkıyor. Milli güvenlik meselesine dönüşüyor. Evet. Ayrıca yine şunu görmemiz lazım. Şimdi sizin bir özel şirketiniz var diyelim. Bu şirketin orada çalışanlar var. Şirketin sahibini değil de dışarıdan bir insanı dinlerlerse bu şirket sahibi buna izin verir mi? Vermez tabii ki. Aynı mantık devlet için de geçerli. Halkın seçtiği bir meclis var, parlamento var, hükümet var ve bunun atadığı bürokrasi var, yönetim var. Şimdi bu bürokrasi içindeki bazı elemanlar dışarıdan birilerinden emir ve talimat alarak bu hukuk mekanizması içinde olabilir, normal kamu yönetimi içinde olabilir. Dışarıdan birilerinden emir ve talimat alarak hareket ederlerse o ülkede bir düzen kalır mı? O ülkede halka hizmet olur mu? Maalesef biz bunları yaşadık. Paralel yapı dediğimiz devletin içinde odaklanmış ama devletin hiyerarşisiyle hareket etmeyen, farklı merkezlerle, özellikle de uluslararası bağlantılı merkezlerle hareket eden bir yapılanma. Ve bu yapılanmanın Türkiye'ye gerçekten büyük bir zararı oldu. Ve bunu Türkiye atlatacak inşallah. Bundan da gerekli dersleri çıkarmak durumundayız. Ve Türkiye yine demokratik bir şekilde yoluna devam edecek. Bu sadece AK Parti'ye karşı bir hareket değildir. Bunun da altını çizmek isterim. Bakın ben tabii bu cemaatlerin, grupların tabanındaki insanlara, samimi olarak yaşayan insanların hepsine saygımız sonsuz. Ama bir taraftan da şunu görmemiz lazım. Bir takım uluslararası mekanizmalar Türkiye'nin istikrarından rahatsız. Türkiye'nin bu güçlenmesinden Orta Doğu'ya, İslam alemine, bütün değişik coğrafyalara el uzatmasından rahatsızlar. Ve Türkiye'nin istikrarını bozmak istiyorlar. Asıl hedef bu. AK Parti'ye niye saldırıyorlar? Çünkü Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi artık örtüşmüş vaziyette. AK Parti'nin bu gücü, istikrarı Türkiye'yi de büyütüyor. AK Parti'ye saldırmalarının sebebi aslında Türkiye'yi zayıf düşürmek. Dolayısıyla bu sadece bir AK Parti meselesi değil. Bu bir Türkiye meselesidir aslında. Türkiye'nin gücü, istikrarı meselesidir.
Bu anlamda vatandaşlarımızın da buna karşı çok uyanık olması gerekir. Biz bu konuda alınması gereken tedbirleri alıyoruz ve Türkiye artık bu konuları inşallah geride bırakacak, önüne bakacak ve bir daha böyle hadiseler yaşamak istemiyoruz. Eski vesayet yapılarını tasfiye ederken yeni bir takım vesayet yapılarının çıkmasına da izin vermeyiz. Evet. Bunu da çok açık ve net herkesin bilmesi lazım. Halkın iradesi hakim olacak. Siyaset yapmak isteyen var mı? Gelsin Er Meydanı, partilerini kursunlar, halka gitsinler, kendilerini anlatsınlar. Halktan oy alarak gelsinler, bu ülkeyi yönetsinler. Bunu yapmayıp da devletin içinde farklı mekanizmalarda örgütlenip ben buradan ülkeyi yönetirim hevesine kapılanlara artık böyle bir ortam yok. İşte yeni anayasa bunu daha da perçinleyecek inşallah. Bu eski Türkiye'nin mantalitesiydi. Devletin içinde yuvalanırım, evet, belli köşe başlarını ele geçiririm. Halk ne derse desin ben bu ülkeyi yönetirim anlayışıdır. Bu anlayış artık geride kaldı. Evet. Kim bu ülkeyi yönetmek istiyorsa yapacağı iş bellidir. Gidecek bir parti kuracak, bir program hazırlayacak, halkın huzuruna çıkacak. Bunu halka anlatacak. Halk onları seçerse hepimiz, evet, saygı duyacağız. Gelip ülkeyi yönetecek. Duymuyorsa da geride duracak. Ve halkın seçtiği yönetimlere saygılı olacak. Bunu Türkiye çok şükür başardı. Burada tabii Cumhurbaşkanımızın dirayetine, dik duruşuna hepimiz minnettarız. Evet. Emin olun bu hadiseler Gezi hadisesi, 17 Aralık 25 Aralık hadisesi, evet, Kobani bahane edilerek yapılan bir takım 6-7 Ekim hadiseleri. Bunlar aynı büyük resmin farklı farklı parçaları. Hepsinin gittiği yer baktığınızda Türkiye'nin istikrarını bozma çabası ve uluslararası bir takım bağlantılar. Onların içeride taşeronları ve bunlara karşı hepimizin uyanık olması lazım. Ben böyle görüyorum. Evet. Çevremizde birçok kişi eğer HDP barajı geçerse ortalığın yine karışacağını düşünüyor diye size bu konuya düşüncelerini sormuşlar. Ayrıca bununla ilgili Sayın, evet, Bakan istiyorsanız şunu da ekleyeyim. Hı. Eğer HDP barajı aşarsa HDP ile koalisyon yapar mısınız diye sormuşlar. AK Parti'nin koalisyon diye bir defa bir derdi yok. Evet. İnşallah tek başına hükümet olmaya devam edecek. Baraj meselesine gelince yani geçmişte de birçok parti bu barajı aştı, aşamadı. CHP'de aynısını yaşadı, DYP'de yaşadı, başka partilerde yaşadılar. Kaldı ki HDP'nin geçmişindeki bazı partiler de zaman zaman seçimlere girdi ve geçemediler. Evet. Bu işin tabiatı gereği. Ben bunu böyle varlık yokluk hadisesi haline getirmekten taraf değilim doğrusu. Ha, geçerse halkın tercihiyle geçmiş olur. Hepimiz saygı duyarız. Geçmezse geçmemiş olur. Bir dahaki sefere şansını dener. Parlamento dışında kalmak, siyaset yapmak demek de değildir. Yine görüşlerini, fikirlerini bir siyasi parti olarak ifade etmeye devam eder. Bu halkın bileceği bir şeydir. Ben burada hani olsun olmasın gibi bir tercihte bulunamam. Halkımız neyi takdir ederse hepimiz ona saygı duymak durumundayız. Bunu böyle bir adeta halkın üzerinde bir şantaj gibi, yani geçmezse şu olur, geçerse şu olur gibi bir tartışmanın halka bir saygısızlık olduğunu düşünürüm doğrusu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Diğer taraftan şunun altını çizmek istiyorum. Bazen yalnız şuna bir cevap vermek isterim. HDP barajı geçemezse çözüm süreci aksar gibi bir yaklaşıma hiçbir şekilde katılmıyor. Evet. Tam aksine AK Parti'dir burada kilit konumda olan. AK Parti'nin gücüdür çözüm sürecindeki asıl hayati nokta. AK Parti güçlü olmadığı sürece, AK Parti bu iradeyi koymadığı sürece emin olun çözüm sürecinin yürümesi mümkün değil. Bir an için düşünün HDP bir şekilde mecliste ama AK Parti'nin iktidarda olmadığını düşünün. Çözüm süreci yürüyebilir mi? Ben buna ihtimal vermiyorum. Asıl çözüm sürecinin taşıyıcısı AK Parti'dir. Güçlü bir sivil yönetimdir. HDP'nin geçip geçmemesi dediğim gibi o halkın tercihidir. İki durum da olabilir. İkisini de normal karşılamak gerekir ve saygı duymak gerekir. Evet. Bir izleyicimiz şöyle sormuş. Çalıştığımız birçok şirkette sigorta primimizi asgari ücret üzerinden gösteriyorlar. Maaşımızı asgari ücretin üzerinde alıyoruz. Bunu denetleyecek bir birim kurulmuştu ama hala böyle şirketler var. Şimdi diye. Bu vatandaşımızın bahsettiği gerçekten haklı bir sorun. Biz kayıt dışılık derken bunu ikiye ayırıyoruz. Bir tam kayıt dışılık var. Yani %100 hiç
hiçbir sorumluluğu olmayan, sorumluluğu göstermeyenler, sigortaya kaydettirmeyenler çalışanlarını. Bir de eksik kayıtlılık dediğimiz bir şey var. Bu vatandaşımızın bahsettiği bu eksik kayıtlılık. Evet. Yani normalde asgari ücretten çok daha yüksek bir ücret veriyor çalışanına ama daha az prim ödeyebilmek için asgari ücretten gösteriyorlar. Tabii bu tür konuları denetlemesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumumuz. Evet. Böyle tespitler yapıldığı zaman da bunun bir takım yaptırımları var şüphesiz. Evet. Size teveccühlerini birçok izleyicimiz sunmuşlar. Onları tek tek okumayacağım. Genel olarak böyle söyleyeyim. Selamlarımı sunuyorum. Sayın Bakanım'a şöyle bir sorum olacak demiş izleyicimiz. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri işsizlik sorunudur. Türkiye'nin bu sorununu sıfırlamaya ya da yok etmeye imkan çok var mı? Çok önemli. İşsizlik evet. Gerçekten bütün meselelerin, ekonomik meselelerin gelip düğümlendiği alan. Sadece ekonomik açıdan değil, sosyal açıdan da çok önemli. Yani işi gücü olan insan aynı zamanda sosyal açıdan da çok daha rahat bir pozisyona geliyor. Yalnız şunu kabul etmek zorundayız. Dünyada işsizliği sıfırlayan bir ülke ben bilmiyorum. En gelişmiş dediğimiz işte Almanya'ya gidin, Amerika'ya gidin, İngiltere'ye gidin. En gelişmiş dediğimiz ülkelerde bile bir işsizlik var. Burada önemli olan en aşağıya düşürmek işsizlik sayılarını ve geçici olarak işsiz kalanları da destekleyici mekanizmaların, işsizlik sigortası fonu gibi, evet, sosyal destekler gibi mekanizmaların olması ve işsizliğin uzun süreli devam etmemesi. O havuzda kimsenin uzun süre kalmaması. Kalmaması, evet. Bir süre sonra tekrar çalışma hayatına dönmesi. Biz bu konularda seçim beyannamemizde çok kapsamlı politikalar ortaya koyduk. Ve burada da tabii büyümemizi devam ettirmek çok önemli. Evet. Büyümediğiniz sürece işsizlik sorununu çözemezsiniz. Aynı şekilde bu mesleki eğitime daha fazla ağırlık veriyoruz. 28 Şubat'larda maalesef bu konular bir darbe yemişti. Şimdi yeni yeni toparlanmaya başladık. İşkur kanalıyla geçmişte hiç olmadığı kadar yüz binlerce insanımıza eğitimler veriyoruz. KOBİ'lere, istihdam deposu olan KOBİ'lere destek oluyoruz. Kalkınma ajanslarımızla, TÜBİTAK'la, Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumumuzla, birçok mekanizmamızla, projelerle, hibelerle, teşviklerle yatırımlarımızı destekliyoruz ki daha fazla istihdam olsun. 2023 perspektifinde bizim amacımız işsizliği %5'lere indirmek. Tek hanelerde tutmak öncelikle ama daha sonra da düşük tek hanelere indirmek. Minimize. Bu hedef doğrultusunda da çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Sayın Bakanım şöyle devam edilmiş. Bingöl'den değil de neden Diyarbakır'dan aday oldunuz? Bu bir siyasi strateji mi denmiş? Bir de Bingöl Diyarbakır Karayolu bitecek mi? Şimdi bizim partimizin çok yönlü değerlendirmeleri var bu adaylık, evet, süreçlerinde. Ben doğrusu Bingöl'den adayı olmuştum. Ama partimiz yaptığı değerlendirmelerde Diyarbakır'dan uygun gördü. Bu benim için bir şeref tabii. Evet. Bingöl'den nasıl milletvekili olmak bir şerefse, ki o şerefi ben iki defa yaşadım. Evet. Buradan tüm Bingöl halkına gerçekten şükranlarımı ifade ediyorum. Hep arkamızda durdular. Çok büyük destek verdiler. Biz de samimiyetle onlara hizmet etmeye çalıştık. Üniversiteden havalimanlarına, hastanelerden, okullardan, yollara, birçok alanda birçok hizmetlerimiz oldu. Geriye de onlar kalacak inşallah. Evet. Diğer taraftan tabii Diyarbakır'ın da bu bölgede ayrı bir yeri var. Çok büyük bir il. Geçmişi, kültürel yapısı çok derinlere giden bir ilimiz. Peygamberler şehri, sahabeler şehri. Buradan aday olmak gerçekten bir şeref benim için. Diyarbakır halkı takdir ederse, bizi milletvekili olarak seçerse o da ayrı bir şeref olacak. Buraya hizmet etmeye devam edeceğiz. Tabii bakan olarak bizim aslında bütün illere dönük hizmetlerimiz devam edecek. Evet. Yine Bingöl'ümüze, sevgili Bingöl'ümüze hizmet etmeye devam edeceğiz. Bir de Bingöl'le Diyarbakır da böyle çok kopuk yerler de değil doğrusu. Evet. Diyarbakır'da birçok Bingöl'lü hemşerimiz yaşıyor. Diyarbakırlı birçok insanımız Bingöl'de. Aynı sosyoloji, aynı kültür. Evet. Kaldı ki ben dediğim gibi burayla ailevi anlamda da köklü bağlara sahibim. Dolayısıyla hem Diyarbakır'a hem Bingöl'e inşallah önümüzdeki dönemde de halkımız tercih eder de bize o gücü verirse hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Sayın Bakanım, son bir sorum. Ondan sonra sizin de vaktinizi fazla almadan, Kalkınma Bakanımızın Diyarbakır'la ilgili projeleri var mı demişler. Elbette. Başka bir soru daha vardı, onu da sorayım. Diyarbakır için mega bir projeniz var mı?
Evet, şimdi Diyarbakır'ın aslında çılgın proje diyorduk ya biz geçen dönem. Az önce bahsettiğim Silvan projesi tam anlamıyla çılgın bir proje. Evet. 5-6 milyar tutarında 2,5 milyon dönüm araziyi sulayacak, yüz binlerce insana istihdam üretecek bir proje. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Evet. Ve inşallah bunu hayata geçireceğiz. Diğer taraftan Diyarbakır için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bir özel seçim beyannamesi, geleceğe dönük projelerimizi ortaya koyacağız inşallah. Şimdiden bazı projeler, bazı alanlara, sorunlara, kısa vadeli sorunlara el atmaya başladık doğrusu. Mesela örnek verecek olursam toplum yararına çalışma programlarında biraz Diyarbakır'a fazla kontenjan ayrılmamıştı. Evet. Onu sağ olsun Çalışma Bakanımızla, İşkur Müdür Genel Müdürümüzle görüştük. 1000 kişi ilave ettik Diyarbakır için. Bunlar şu anda kullanılmaya başlandı. Diğer taraftan öğretmen evimizin bitirilmiş çok güzel bir yapı, gidip gezdim. Evet. Ama tefriş edilmemiş uzun zamandır. Buraya Kalkınma Bakanlığı'ndan ek ödenek tahsis ettik. Kısa zamanda bu gelecek. Aynı şekilde Dicle'de de bir öğretmen evi ihtiyacı vardı. Onu da karşılayacağız inşallah. Bu öğretmenlerimize dönük altyapıyı güçlendirelim ki onlar da çocuklarımızı daha iyi eğitsinler. Evet. Daha huzurlu bir ortamda görevlerini yapsınlar. Bu aynı zamanda bir bölge eğitim merkezi biliyorsunuz. Diyarbakır'ımızın o özelliğini de pekiştirsin istiyoruz. Yine organize sanayi bölgesiyle ilgili bir problem bana aksettirildi. Altyapı ihalesi epeydir bekliyor. Onu da Bilim Sanayi Bakanımızla görüştük Fikri Bey'le. O da hemen sağ olsun talimat verdi. Bu Mayıs ayı içinde inşallah organize sanayi bölgemizin altyapı ihalesi de gerçekleşmiş olacak. Tabii Diyarbakır'da birçok devam eden projemiz var. Körüklü Havalimanı yapıyoruz. Evet. İlk defa Güneydoğu'da 5 milyon yolcu kapasiteli uluslararası bir havalimanı. Ayrıca sağlık alanında yatırımlarımız devam ediyor Sağlık Bakanlığı TOKİ kanalıyla. Ayrıca kamu özel işbirliğiyle bazı projelerimiz var. Onlar çok yüksek sayıda nitelikli yatak getirecek. Sağlık turizminin de altyapısını oluşturmuş olacağız. Tekstil Kent diye bir projemiz var. Genç kızlarımız başta olmak üzere birçok insana istihdam sağlayacak. Bunu yakından takip edeceğiz inşallah. Evet. Yine Diyarbakır bir hazinenin üstünde oturuyor. Çok değerli kültürel varlıklarımız var. Geçen gün bir çizgi filmle bunları tanıtım konusunu gündeme getirmiştik biliyorsunuz. Evet. Galasını yapmıştık. Bunları desteklemeye devam edeceğiz. Kalkınma Bakanlığı'nın cazibe merkezi dediğimiz bir programımız var. Şimdiye kadar da bu sur içine epey bir destek sağladık. Belli eserlerimizi ihya ettik. Buna devam edeceğiz ve bununla birlikte turizmi, hizmet sektörlerini geliştirmek istiyoruz. Ayrıca Diyarbakır ciddi bir ticari kültüre sahip bir şehir. Bu ticari altyapısını da destekleyeceğiz. Esnafımızla, KOBİ'lerimizle, KOBİ'lere dönük özellikle çalışmalarımız olacak. Bütün bu projelerde merkeze koyduğumuz kavram istihdam. Şimdi bakın Kemal Bey, Diyarbakır'da 100 kişiden sadece 30 kişi çalışıyor. Evet. İşsizlik %18'i aşmış durumda. Yani bunları bizim daha farklı bir yere taşımamız gerekiyor. Bir taraftan çözüm süreci. O tabii bütün bunların anası diyelim. Anası. Çözüm süreci olmadan, huzur olmadan hiçbir şey olmaz. Çözüm süreci aynı zamanda bir refah süreci. Aynı zamanda en büyük teşvik aslında. Çözüm süreci önemli. Bir taraftan çözüm süreci, bir taraftan bu GAP eylem planımız, kamu yatırımlarımız. Diğer taraftan 6. bölge teşviklerimiz, Kalkınma Ajansı, Cazibe Merkezi, bütün bu programlarımızda sunduğumuz destekler. Özel sektörü hızlı bir şekilde geliştirici desteklerle biz bu istihdamı arttırmak istiyoruz. Benim ekonomik anlamda Diyarbakır'la ilgili temel önceliğim bu istihdam meselesi. Evet. Gençlerimiz bakın görüyorsunuz, yaş ortalamamız çok düşük. Gençlerimiz var. Giderek daha da iyi eğitim veriyoruz bu gençlerimize. Ama bunlara yeni istihdam alanları açmak durumundayız. Göçün önüne geçmemizin de sosyal adaleti sağlamamızın da yolu buradan geçiyor. Dolayısıyla ben bütün bu projelerde hep aklımın bir köşesinde istihdam olacak. Evet. Bu yaptığımız iş ne kadar istihdam sağlar? Buradan biz ne kadar daha fazla istihdam üretiriz? Bütün projelerimizin odağında inşallah bundan sonra bu olacak. Diğer taraftan Bingöl-Diyarbakır yolu. Evet. Şimdi bu projemiz de çok önemli. Ben bakan olur olmaz ilk yaptığım işlerden biri Erzurum-Bingöl-Diyarbakır duble yolunu başlatmak oldu.
bütün kesimlerini şu anda ihale etmiş durumdayız. Ve yer yer tamamlandı ama gecikmiş kısımlar da var. Bazen sizin elinizde olmadan işte güvenlik sebebiyle aksamalar olabiliyor. Veya müteahhit firmalar beklediğiniz ölçüde bir performans gösteremiyorlar. Yoksa hepsi ihale edilmiş durumda, ödenekleri ayrılmış durumda. Ama sahada, uygulamada bazen istemediğiniz halde sorunlar çıkabiliyor. Ama bunun hesabını da vatandaş bize soruyor. Eyvallah. Ona da bizim bir itirazımız yok. İnşallah bunu yakından takip edip en kısa sürede tamamlama gayretinde olacağız. Bunu bitirdiğimiz zaman ne olacak biliyor musunuz? Bu Ovid tüneliyle birlikte Karadeniz'den, evet, Karadeniz'i doğuya, doğuyu güneydoğuya, burayı da Akdeniz'e bağlamış olacağız. Yani Trabzon'dan, Rize'den kalkan araçlar Erzurum üzerinden, Bingöl üzerinden Diyarbakır'a, GAP bölgesine, Urfa'ya ulaşacaklar. Evet. Oradan Akdeniz'e inecekler, Habur'a ulaşacaklar ve bu kuzey-güney aksını biz güçlendirmiş olacağız. Doğu-batı istikametindeki yolların yapımı kolaydır, daha ucuzdur. Evet. Kuzey-güney daha zorludur çünkü dağları, evet, dikeyine kesmek zorundasınız. Bunlar daha pahalı yollardır, daha zor yollardır ama getirisi de daha yüksektir. Çünkü farklı nitelikteki bölgeleri, bitki deseni farklı, iklimi farklı, ürünleri farklı bölgeleri entegre eden projelerdir. Yarın diyelim GAP bölgesindeki üretim patlamasını, tarımsal üretimi, işte bu Silvan bittiğinde biz üretim yapacağız, gıda, evet, üreteceğiz. Evet. Bunun üzerine bir gıda sanayi inşa edeceğiz. Peki nereye göndereceğiz bu malımızı? Bir taraftan Orta Doğu'ya, bir taraftan da işte bu kuzey-güney yollarıyla Karadeniz limanlarına, oradan işte Kafkaslara, Avrupa'ya ihraç edeceğiz. İşte bunun altyapısını kuruyoruz. Lojistiği hazırlanıyor. Lojistiğini hazırlıyoruz. Diyarbakır aynı zamanda işte sordunuz. Kavşak şehir. Aynı zamanda bir kavşak şehir, bir lojistik merkez. Ve bununla, buna yönelik de yine projelerimiz devam edecek inşallah. Sayın Bakanım, sizi toplantınıza fazla geciktirmek istemiyorum. Bütün izleyicilerin mesajlarını okursam çok gecikeceksiniz. Evet. Son olarak ben seçmene mesajlarınızı alayım. Sonra programı kapatalım. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu 7 Haziran genel seçimleri bir şölen havasında geçsin. Barış içinde, huzur içinde geçsin. Her parti siyasi görüşlerini en net şekilde ifade etsin. En güzel şekilde ifade etsin. Ve son sözü halkımız söylesin. Hiç kimsenin kimseye baskı yapmadığı bir ortamda, herkesin özgür iradesiyle sandığa gittiği bir ortamda, halkın özgür iradesi sandığa yansısın. Emin olun benim tek arzum, tek dileğim bu. Hiç kimse kendisini rahatsız hissetmesin. Çünkü her insan değerlidir. Eşrefi mahlukat diyoruz biz insana. Evet. Yani karşımızdaki insana bizden farklı da olsa, farklı da düşünse o saygıyı göstermek durumundayız. Cenab-ı Allah'ın yarattığı varlıklar. Dolayısıyla bir başkasına baskı yaptığımızda bir defa ona büyük bir saygısızlık yapmış oluyoruz. Temel haklarını görmezden gelmiş oluyoruz. Diğer taraftan aslında kendi acizliğimizi ortaya koymuş oluyoruz. Kendisine güvenen, fikrine güvenen başkasına baskı yapar mı? Yapmaz. Dolayısıyla hiç kimsenin kimseye baskı yapmadığı, herkesin özgür bir şekilde seçim propagandasını yaptığı, fikirlerini anlattığı bir ortamda demokrasi şöleni yaşansın. Türkiye huzur içinde bir seçim yaşasın ve halkımız ne diyorsa hepimiz de ona saygılı olalım diyoruz. Şimdiden 7 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır'ımıza, bölgemize, ülkemize, bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Biz de sizinle beraber bütün siyasi partilere bu süreçte başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz bütün siyasi partilere çağrımızı yaptık. Herkesi en kısa zamanda bu zeminde bekliyoruz. Efendim bugün Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz'la birlikteydik. Doğru bakış, doğru tercih yarın aynı saatte devam edecek efendim. İyi akşamlar.